Herkese selamlar. Bugün en çok bildiğimiz markaların termoslarını inceleyeceğim. Hem de sıcaklık testi yapacağım. Stanley mi, termosa adını veren marka mı, yoksa Contigo mu daha iyi? Hangisi daha uzun süre sıcak tutacak? Bunu birlikte göreceğiz. Şimdi ilk olarak incelemeye Contigo'dan başlayalım. 740 mililitrelik bir hacme sahip 589 gram ağırlığında paslanmaz çelikten üretilmiş 35 saat sıcak 45 saat soğuk muhafaza sağlayabiliyormuş. Bu termosun 1.2 litrelik modeli de var. Onun kanalda videosu olduğundan dolayı onu çekmedim. Gövde ve kapak kısmında gördüğünüz gibi kauçuk bir malzeme kullanılmış. Bu hem kapağını açarken hem de bunu kullanırken elinizden kaymasın diye. Kapağını açayım şöyle. Bunu bardak olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok pratik bir özellik. Eğer içindeki kapağı, yani burayı böyle açarsanız direkt termosun içine ulaşabiliyorsunuz şu şekilde. Buradaki hemen üstündeki kapağı hafif çevirirseniz de tamamen açmadan bu şekilde dolum yapabiliyorsunuz. Bu da pratik bir özellik. Şimdi içini göstereyim size. İçi de dışı gibi paslanmaz çelikten üretilmiş. Gelelim termosa adını veren markaya. 1.2 litrelik bir hacme sahip 641 gram ağırlığında paslanmaz çelikten üretilmiş. 24 saat sıcak, 24 saat soğuk muhafaza sağlayabiliyormuş. Şimdi termosu size şöyle yakından göstereyim. Biliyorsunuz termosa adını veren ürün bu. İlk olarak kulpundan bahsedeyim. Rahat bir kullanım sağlıyor hem taşırken hem de kullanırken. Ama bu biraz şıngır şıngır ettiği için bunu da kapatsanız bile o ses devam ediyor. Bu beni biraz rahatsız etti, bilmiyorum. Siz ne dersiniz? Rengi gece mavisi, videoda siyah gibi gözükebilir ama koyu bir mavi renge sahip. Kapağını çıkartayım. Bunu da aynı şekilde bardak olarak kullanabiliyorsunuz. Ağız kısmında şu buradaki kapakta gördüğünüz gibi ok işaretleri var yukarı aşağı. Bunu da aynı şekilde tamamen açmadan bu şekilde bir kullanım sağlayabilirsiniz. Ağzı tamamen açılmadığı için daha fazla sıcak kalmasını sağlıyor. Kapağını göstereyim size. Böyle bir kapağı var. Bunun da içi de dışı da paslanmaz çelikten üretilmiş. Gelelim Stanley'e. 1.4 litrelik bir hacme sahip 937 gram ağırlığında paslanmaz çelikten üretilmiş. Termosa göre 300 gram daha ağır, yani neredeyse 1,5 katı. Hatta şöyle söyleyeyim, Contigo'nun neredeyse 2 katı ağırlığa sahip. Ağırlığıyla, rengiyle, malzeme kalitesiyle gerçekten çok kaliteli bir termos. 40 saat sıcak, 35 saat soğuk, 6 gün buzlu muhafaza sağlayabiliyormuş. Şimdi ilk olarak kulpundan başlayalım incelemeye. Kullanacağınız zaman bu şekilde açıyorsunuz ve bu sabit, ses falan da çıkarmıyor termos gibi. Bu şekilde pratik bir kullanım sağlıyor. Kullanmayacağınız zaman da bu şekilde kapatıyorsunuz. Tertemiz duruyor. Kapağını göstereyim. Bunu da aynı şekilde bardak olarak kullanabiliyorsunuz. İçindeki kapağın üzerinde iki tane ok var gördüğünüz gibi. Bu kapağın üzerinde bulunan kanalları gösteriyor. Bunu da tamamen açmadan bu şekilde kullanım sağlayabiliyorsunuz. Bu şekilde tamamen açılmadığı için daha uzun sıcak veya soğuk muhafaza sağlayabiliyor. Şöyle kapağını göstereyim. Şöyle içini göstereyim size. İçi de dışı gibi paslanmaz çelikten üretilmiş. Evet, en çok bilinen 3 markanın termoslarını yakından inceledim. Şimdi sıcaklık testi yapacağım. En uzun sıcak tutma süresi Stanley'de gözüktüğü için yapacağım sıcaklık testi tam 40 saat sürecek. Termosların içinden toplamda 4 kez su alacağım. 3 kez 8'er saat aralıklarla, bir kez de 16 saat aralıkla. Böylelikle 40 saati tamamlamış olacağız. Bakalım sonuçlar ne olacak? Ben de merak ediyorum. Hadi o zaman suyu ısıtalım. İlk olarak doldurmaya Contigo'dan başlayalım. Tabii öncesinde bir çalkalayalım. Evet, 92 derecede Contigo'nun ağzını kapatıyorum. Evet, şimdi termosu dolduralım. Tabii öncesinde bunu da çalkalayacağım.
Evet, termosun da ağzını 93,3 derecede kapatıyorum. Evet, geldik Stanley'e. Onu da ilk başta bir çalkalayalım. Evet, Stanley'nin de ağzını 92,3 derecede kapatıyorum. 8 saat sonra görüşmek üzere. 8 saat aradan sonra tekrar merhaba. Bakalım su sıcaklıkları ne durumda? İlk olarak Contigo'dan başlayalım. Contigo'da suyun ilk sıcaklığı 92 dereceydi. Bakalım şimdi kaç derece? Evet, 73,6, 8 saat aradan sonra hala çok sıcak, 18,4 derecelik bir ısı kaybı olmuş. Hala çok iyi. Gelelim termosa. Termosta suyun ilk sıcaklığı 93,3 dereceydi. Bakalım bunda durumlar ne? Evet, 82,6 gerçekten çok iyi. 8 saatte termosta sadece 10,7 derecelik bir ısı kaybı olmuş. Hala çok sıcak. Bakalım Stanley'de durumlar nasıl? İnşallah yüzümüzü kara çıkartmaz. Bunun da suyun ilk sıcaklığı 92,3 dereceydi. Şimdi bakalım kaç derece? Evet, 82,3. Stanley'de de 8 saat aradan sonra sadece 10 derecelik bir ısı kaybı olmuş. Bu da gerçekten çok iyi. Şimdi bunun ağzını kapatıyorum. Ve 8 saat sonra görüşmek üzere. Evet, bir 8 saat daha geçti. Toplamda 16 saati geride bırakmış olduk. Bakalım suyun sıcaklıkları ne durumda? İlk olarak Contigo'ya bakalım. Evet, 61,9, 16 saatin sonunda 30,1 derecelik bir ısı kaybı oldu. Hemen ağzını kapatalım. Bakalım termos ne alemde? Evet, 74,5, 16 saatin sonunda 18,8 derecelik bir ısı kaybı olmuş oldu. Hala çok sıcak. Gerçekten çok iyi. Bunun da hemen ağzını kapatalım. Ve gelelim Stanley'e. Bakalım bunda durumlar nasıl? Evet, 74,7, bunda da 17,6 derecelik bir ısı kaybı olmuş oldu. Bu da çok sıcak. Şu an birinci olarak Stanley önde gidiyor. Evet, 8 saat sonra görüşmek üzere. Evet, bir 8 saat daha geçti. Toplamda 24 saati geride bırakmış olduk. Bakalım su sıcaklıkları ne alemde?
Evet, 53.3, toplamda 38.6 derecelik bir ısı kaybı olmuş oldu 24 saatin sonunda. Gelelim termosa. Evet, 67.8, 24 saatin sonunda termosta 25.5 derecelik bir ısı kaybı oldu. Gayet iyi gidiyor. Ve gelelim Stanley'e. Bakalım bununla durumlar nasıl? ...68.3... Stanley'de de 24 saatin sonunda 24 derecelik bir ısı kaybı oldu. Şu an önde gidiyor. Gerçekten performansları çok iyi. Şimdi bunun da ağzını kapatıyorum. Arayı biraz açalım. 16 saat sonra görüşmek üzere. Evet, 16 saat daha geçti. Toplamda 40 saati geride bırakmış olduk. Bakalım suların sıcaklıkları ne durumda? Evet, 41.5, 40 saatin sonunda Contigo'da 50.5 derecelik bir ısı kaybı olmuş oldu. Gelelim termosa. Evet, 56.5, termosta da 40 saatin sonunda 36.8 derecelik bir ısı kaybı olmuş oldu. Gelelim Stanley'e. Stanley'de de 40 saatin sonunda 35 derecelik bir ısı kaybı olmuş oldu. Evet, epey uzun süren bir test oldu. Genel olarak tabloya baktığımızda durumu şöyle özetleyebiliriz. Contigo'da suyun ilk sıcaklığı 92 dereceydi. 40 saatin sonunda 41.5 dereceye düştü. 50.5 derecelik bir ısı kaybı oldu. Termosta suyun ilk sıcaklığı 93.3 dereceydi. 40 saatin sonunda 56.5 dereceye düştü. 36.8 derecelik bir ısı kaybı oldu. Stanley'de suyun ilk sıcaklığı 92.3 dereceydi. 40 saatin sonunda 57.3 dereceye düştü. 35 derecelik bir ısı kaybı oldu. Sonuçlara göre testin birincisi Stanley oldu ama termos ile aralarında gerçekten çok az bir fark var. Contigo'nun 740 mililitrelik modeli aslında bunların segmentinde değil. Bunların segmentinde olan 1.2 litrelik modeli, onun da kanalda inceleme videosu olduğundan dolayı bu 740 mililitrelik modeli karşılaştırmak istedim bununla. Bunun da test sonuçlarını görmeniz için. Şimdi her şeyi konuştuk, yakından inceledik, sıcaklık testi yaptık ama fiyatlarından hiç konuşmadık. Contigo'nun fiyatı 200 ile 250 lira bandında internette ama 1000 de 180 liraya kadar alabilirsiniz tabii, yakalarsınız. Termosun fiyatı 520 lira, Stanley'nin de fiyatı 640 lira ama bu rengi pahalı. Eğer siyah rengini bulursanız biraz daha ucuz alabilirsiniz ama mavi rengi 640 lira. Termos videolarını çekmek gerçekten çok zahmetli oluyor. Eğer kanalıma abone olursanız sevinirim, beni motive edersiniz. Siz hangi termosu tercih ederdiniz yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İncelememi istediğiniz ürünler varsa Instagram'dan bana mesaj atabilirsiniz veya videonun altına yorum yazabilirsiniz. Bir sonraki inceleme videosunda görüşmek üzere, hoşça kalın.